Herkese merhaba arkadaşlar, ben Can ve bugün sizlerle CSGO oynuyoruz ama Allah. CSGO oynuyoruz ama amaç oyun oynamak değil, yani böyle sohbet muhabbet, hani kaç aydır konuşmuyorum. Kaç aydır, daha doğrusu düzgün video çekiyorum zaten. Bir yıla yakındır. Şu bir yılda toplasanız zaten 2-3 tane video çekmişimdir, o da dan falan böyle. Hani bu videonun amacı da kaç aydır ne yapıyorum falan, öldüm mü? Onu hakkında konuşacağız. Öldüm mü der, yani maksat eskisi gibi clickbait amaçlı değil. Ne böyle ne oldu işte. Son birkaç aydır, hatta daha doğrusu tam bir yıldır hayatımda neler oldu bitti, onlar hakkında konuşacağım. Şimdi ilk nereden başlayayım, hızlıca konuşmak istiyorum, böyle fazla sıkmak istemiyorum. İlk okul hayatımdan başlayayım arkadaşlar. 2017'deyiz bildiğiniz üzere ve 2016 geçtiğimiz sene benim hayatımın bıç mı istiyorsun? Hıza. Kes lan. 2016 benim hayatımın en kötü yılıydı. 2017'de benim hayatımın en güzel yıllarından biri oluyor arkadaşlar. Okul hayatım olarak geçen sene sınıfta kaldım arkadaşlar, 10. sınıftaydım, şu tekrardan 10. sınıfı okuyorum. Neden? Bilişim okuyordum, bilişim gerçekten çok zor. Hani aslında şöyle bir şey var, benim de salaklığım var hayretten. Çok fazla önemsemiyordum, yani önemsemiyordum açıkçası. Bilişim dersinden, din dersinden falan kalmıştım. Din dersinden de neden? Sınıfta beni hani böyle ancak absürt sorular sorduğum için ateist ilan etmişlerdi falan. Öyle yani. İşte o konulara falan girmem. İşte özel okula falan başladım arkadaşlar. Yani dersleri toparlayabilmem için. Çünkü meslek lisesini gerçekten yapamadım. Allah'tan burada derslerim iyi. Zaten olmasa bile yani özel okul adamları geçiriyor bile bile. Hiç onu şey yapmayın. Şimdi özel okul dediğime de bakmayın, zaten o kadar şey değil. Hani piç hava atıyorum falan gibi şeyini yapmayın. Yani affedersiniz ama sike sike yolluyorlar, yoksa okuyamam yani. Orada bir daha bilseydim sınıfta kalacaktım. Ve iki tane hakkım var yani, bir kere daha kalsaydım sınıfta daha okuyamazdım, o yüzden beni dike dike gönderiyorlar. Öyle. İşte efendime söyleyeyim, başka ne oldu hayatımda, neler değişti. Bu arada mikrofon çok kötü biliyorum. Kulaklığın mikrofonu. O yüzden hani tost makinesine tost makinesine konuşuyormuş gibi de çıkabilir ses. Ne? P90'lıymış. Bir P90 diyorum. MP7 miydi neydi? Pat. Bak kaç aydır oynamıyorum ama. Za X'te. Ping'e bak ya. Oo 103. Vallahi nazar değmesin, kaç gündür ya. 1000'in aşağısı bilmiyor musun sen? Neyse. Öyle. Okul hayatımda başka ne oldu? İşte tiyatroya falan başladım. Tiyatrodayım arkadaşlar. Başkacığıma efendime söyleyeyim lan. Öldüremiyorum. Lan! Sonra işte birkaç ay fitness falan yaptım. Bir yazın yaptım. Bir de okulun başlarını yaptım. Toplam 2-3 ay falan. 3 ay ancadır. Evde spor yapıyorum. Böyle düzenli olmasa da 2 günde bir falan yapıyorum işte. Elim aklıma her geldiğimde yapmaya çalışıyorum. 10 kilo verdim arkadaşlar, bayağı yani. İyi oldu benim için. Yazın kilo aldım. Yazın sonlarına doğru, okulun başlarına doğru da hala vermeye devam ediyorum, hatta o zaman başladım. Bayağı 80 falandım. 70 oldum şu an. Bayağı iyi. 69-70 arası gidiyorum. Arada bir tabii bugün mesela 72 falan olmuşumdur, çünkü bayağı ikili menü yedim bugün. Sağ olsun Burger King. İnsanları cezbediyor ya. Öyle böyle değil. Neyse, başka neler oluyor bitiyor hayatında, onlardan bahsedeyim. Spor falan dedik. Ha bir de şöyle bir olaylar var arkadaşlar. İşe falan başladım. Bir süredir çalışıyorum falan. Aşı yardımcısı olarak da çalıştım. Komi olarak da. Şimdi yeni bir işe girdim. Oradan beni çıkardılar. Şerefsizler. Şimdi Beşiktaş'ta çalışıyorum. Önceden Fenerbahçe'de çalışıyordum arkadaşlar. Bundan önce. Ona da bıçak atacaktım. Şimdiki işim daha yakın, ayrıyetten de daha iyi ücret alacağım. Ayrıyetten yol parası falan da. Bunları niye anlatıyorum ben? Öyle yani. Hani beni işten çıkarmışlar diye onları sinirliyim. Böyle şey yapıyorum. Sinirimi buradan çıkarıyorum. Öyle. Başka neler oldu? Heh, şunu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar eve bir tane internet alıyorum. Daha önceden söylemiştim, belki biliyorsunuzdur. Hani eski takipçilerden varsa. Bayağı iyi takip edenler. Biz interneti 3 aylık kullanıyoruz. Hayretten de ADSL, TTNet,
Yani boru gibi giriyor yani bize. İğrenç bir internet. Dünyadaki en kötü interneti kullanıyoruz ve 3 aile kullanıyor. O yüzden pingim çok kötü. Şu an bile 100 bile çok iyi. Öyle yani. Bir Super Online'a geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıca de Twitch. Yani belki. Yani %80-%90 ihtimalle Twitch yapmak istiyorum. Çünkü Twitch ortamını seviyorum. Yani belki Twitch'te bir şeyler yaparım diye de. Ne yapıyorsun lan? Twitch ortamına belki ayık uydururum diye düşünüyorum. Tabi Jaho ve Yorekok da bizi dislemez abilerse. Abiler dislemezse dislemez abiler. Onlar da bizi dislemezse süper olacak. Neden öyle dedim? Çünkü anca böyle yeni girenlere falan laf ediyorlar ya ondan. Yorekok derken hani YouTube'da, Twitch'te de Jaho abi, Jaho baba, Ahmet abi. Öyle ya gençler, nasıl olmuş, sesim değişmiş değil mi? Bayağı kalınlaşmış ya, borazan gibi bir şey oldu. Geçen gün şeyi izliyorum, benim 2011-2012 videolarımı izliyorum. Sesim küçücük bir şey ya, küçücük dediğimde işte çok ince bir şey. Ben Onur diyorum, Onur gelsene kanka video çekelim falan yapıyorum böyle. Onun da sesi de böyle, şimdi ikimiz sesi ayı gibi falan oldu. Onun da böyle şey diyor, tamam kanka geliyorum. Realde bizi, real. Oha. Realde bizi görseniz, yani böyle hiç, ya Onur tam kalıbının sesi, bende hiç öyle bir şey yok. Hiç alakası yok. Sesimle tipimin falan. Öyle yani. Çok boş konuşuyorum. Her zamanki Cankel'le. Her zamanki Cankel, Canka. Mr. Canka. Anam. Şey dediğim gibi Twitch'e falan dönmeyi düşünüyorum. İşte birkaç aydır da şey oynamıyorum. CSGO. Rankım yüksekti. Silver. Silver'dı ama şaka yapıyorum bu arada yüksek derken. Bir ara Nova'ya falandım. Sonra düştüm. Şu an sıfır. No, şey. Rütbe yok çünkü kaç aydır girmediğim için sıfırlanmış. Skinlerim vardı, hepsi gitti. AWP'm falan. 50-60 liralık skinlerim vardı, hepsini kaybettim. Şeyde. Size söyleyeyim. Jackpot'ta. Hala bet oynamıyorum. Oynamayı da bilmiyorum. Hani yeşile falan basıyorlar ya. Bir anlayamadım gitti olayı da ya. Neyse. Şey, Twitch'e falan dövmeyi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle hani. Madem bura benim şey yerim. Bu YouTube'da hani ben böyle anca kendi günlüğümmüş gibi her şeyi anlatıyorum ya. Bildiğiniz üzere benim en sevdiğim kanal YouTube'da şeydi. Yani en samimi bulduğum kanallardan biri Ekin Koloman kanalıydı. Bu aralarda fazla şey yapmıyorum, takip etmiyorum. Niye? Geçen gün bir video çekmişti arkadaşlar şey diye. Ekipmanlarda. Bu Twitch'e girmişti işte. Ekin abi. İşte orada da falan böyle son şeyleri gösteriyor. Razer ekipmanlarını falan böyle. Bir tane sponsoru bulmuştu, ismini bilmiyorum. Biliyorum da tam unuttum işte. Hatırlayamadığım için söylüyorum. Onun tanıtımını falan yapıyorum. 1000 tane sponsor bulmuş. Ya ben bunları anlayamıyorum abi. Yani YouTube'da tanınıyorsun, bir yerde tanınıyorsun, tamam. Hatta böyle her hafta bir yere gidiyorsun. Bilmiyorum, Almanya, Hollanda, her yerde böyle çekimler falan yapıyorsun. Ha, PKK kazandı. İşte ya bilmiyorum ya. Adımı yayında izlemiyorlar ama o kadar sponsoru var falan filan. Inter Milan. Anlayamıyorum işleri. Bir oyuna daha gireyim ya. Canım sıkıldı. Ondan sonra belki ne yaparım? Dizi izlerim falan. Shameless izlerim. Öyle yani işte. Canım sıkılıyor aralar. Onları izleyince falan böyle insan özeniyor biliyor musunuz? Hani hiçbir şey yapmadan böyle Razer ekipmanları gömmek falan. Ha, ben bu ekipmanları alacağım diye anam ağlamıştı ya. Ben bu bilgisayar alana kadar var ya, bizimkilere kaç ay ağladım ya. Bak 1,5 milyar bile değil lan bu bilgisayar. Ben bu bilgisayarı aldım. Bir CSGO oynayabiliyorum zaten. Bunu alacağım diye 512 MB RAM'i vardı. Yok. 1 GB RAM, pardon. 512 MB. Onda bile videolar çekiyordum. Onda 1000'e yakın abone yapmıştım. Helal olsun bana ya. Ama o zaman da 100-200 tane videom vardı. Sildim, 2 tanesi kalmıştı zaten. O zaman da çok eskiydi. Neyse. O bilgisayar hani yanmıştı ya. İşte ben yapmıştım. Sırf video alsın diye. Aslında yanma da değildi arkadaşlar. O videoyu bakın, ben orada küçük böyle. Küçük bir çocuğum orada konuşuyorum. Arkadaşlar video, bilgisayarım yandı, video çekemeyeceğim falan. Aslında orada kardeşim yine suyu getirmişti. Su dökülmüştü, yandı demiştim. O suyu da ben bilerek dökmüştüm. Bilerek döktüm. Hani bizimkiler video alsın, şey video alsın ya, bilgisayar alsın diye. Ben hayaller kuruyordum o zaman böyle. Onur'un bir tane bilgisayarı vardı. 4 GB RAM, 2 GB ekran kartı diyordum ama 2 GB demiş, 1 GB falan. Her oyunu oynuyordu böyle. Kasıyordu ama bana kasmıyor olarak gözüküyordu. O zaman bana 5 FPS bile Minecraft'ta çok güzel gösteriyordu ya. Hiç böyle donma hissi almıyordum. Yani hiç. Zaten donma neydi onu da bilmiyordum. FPS kaybı falan o zamanlar. Öyle bir şey var mıydı onu da bilmiyorum. İşte öyle.
O bilgisayarı da aldırmıştım. O Onur'un bilgisayarından aldırmak istiyordum öyle. Hayallerini kuruyordum. Baba 1300 lira tuttu, lütfen al falan diyordum böyle. Zar zor bunu aldırdık. Öyle. Bunu da zaten babam almadı. 1000 lirasını mı 500 lirasını mı ne dedem vermişti. Ona da yalvar 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 anam ağlamıştı. Sonra her zamanki gibi anam derdime düştü. Hiçbir zaman paramaz beni. Sevdiceğim. Yerim onu. Her zaman o yardım ediyor zaten. Başka kim? Bana hiç kimse yardım etmiyor. Bir anam var anam. Anam ya öldüm. Öyle yani. Başka neler oldu bitti dersek. Başka fazla bir şey olmadı ya. İşte bir, bu oyunu oynayayım ondan sonra bitireyim daha şey yapmayacağım. YouTube'a döner miyim onun hakkında konuşayım. YouTube. Ya şimdi eskisi gibi bir mecra olmadı artık. Hani hiç kimse izlenmiyor, içerik desen yok, kalmamış çöp. Artık büyük kanallardan başka izlenen yok zaten. Şu an oyun videosu diye de bir şey kalmadı. Eskiden ne güzeldi ya, 2012-2013. Ben veletken o zamanlar. Böyle o zamanlar Burak oyunda izliyoruz falan. İçmişiz, kafamız da güzel. Tam hatırlamıyorum böyle. Minecraft bölüm 1 miydi, 2 miydi falan her neyse. İşte o zamanlar seviyordum ya. Ne bileyim. Murat abi GF eskiden çok seviyordum. Şimdi yanlış anlamasın da bayağı salmış ya harbiden. Nasıl desem, şimdi izleyicileri vardır illaki, sen kendine bak lan ayı diyecekler ama adam salmış, rahatlığına baksana ya. Adam sırf bak eskiden ciddi söyleyeyim onun vücudu vardı, çok güzel vücudu vardı. Bundan 3 sene 4 sene önce fitness'a gidiyordu. Çocuğun vücudu da çok iyiydi, tipi de. Şimdi oğlu 250 kilo ayı gibi. Oturduğu yerden kalkmıyor ya. Hani dışlamıyorum ben onu şu an böyle, aslında ayıplıyorum, göz göre göre ayıplıyorum. Çünkü insan hani böyle biraz kendine bakar. Yani o kadar olmaz ya, her gün kendine böyle insan şey yaparsa, cipse, kolaya, hamburgere, ancak hamur işine verirse, anlayamıyorum ya. Yani belki psikolojik sorunlar olabilir. Ne bileyim, aile, bilmem, arkadaş falan filan desen de kaç yıldır ya, kaç yıldır arkadaş sorunum var arkadaşım, anlayamıyorum. Öyle ya. Benim derdim benden büyük arkadaşlar. Benim derdim 1.90. Ta 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 ta. Oynayamıyorum ya. Vallahi. Başka YouTuber'lar hakkında konuşalım ya. 6 dakikamız var. 6 dakika 20 saniye. Başka kimin hakkında konuşabiliriz? Ne yapıyorsun kardeş? Nereye atış ediyorsun? Aklıma YouTuber gelmiyor. İlerleyen zamanlarda söylerim. Aklıma bir tane gelirse. Bir konu gelsin de onun hakkında konuşalım. Pinga bak 67 ya. Nazar değmişsin valla. Arabaya vurma. Ha şeylerden bahsederim. Twitch'e başlarsam nasıl olacak falan. Arkadaşlar Twitch'e başlarsam bu arada şöyle bir şey diyeyim. Oradan şimdi söyleyeceğimden Twitch konusuna gireceğim. Dediğim gibi ben işe başlamıştım ya. Şimdi bir ay sonra okullar kapanıyor işte. Bir buçuk ay sonra falan. O süre zarfında part time çalışıyorum arkadaşlar. Cumartesi pazar günlük çalışıyorum. Ondan sonra da bir ay zaman kalacak. Benim bir ay okulum erken başlayacak. 3 ay tatilli bir ay erken başlayacak. Bir ay tatil yapacağım. Hem Onur'la hem de Onur dedim arkadaşım biliyorsunuz zaten. Onunla tatil yapacağız. Çalışacağım. Ayrıca de ailemle falan tatil yapacağım. Kuzenlerimin yanına falan giderim tatile. O geriye kalan bir ayda çalışacağım tam zaman işte. Öyle he. Oradan artan parayla da işte arkadaşlar Twitch için bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Hani yaparsam ya da cebe atarım. Büyük ihtimal Twitch'e girerim. İşte internet alırım, mikrofon alırım bir tane. Güzelinden. Rode NT falan diyormuşum, Behringer. Alırım bir tane. İşte videolar, yayınları açmak için. Süper Online'a geçerim ya, yayınlar hızlı olsun. Ya haftada haftanın 5 günü yayın açarım veya tam böyle 1-2 ay falan veya daha fazla her gün açarım. Açamasam da şey derim. Mesela her gün 12'de mi yayın başlıyor? Derim ki hani o gün mesela yayın olmayacak. 12'de yine yayını açarım ama derim ki hani arkadaşlar bugün yayın olmayacak. Burada kapatıyorum falan derim. Belki arkadan müzik açarım falan. Dinlersiniz. Öyle yani. Ya seviyorum ya bu YouTube ortamı değil de Twitch ortamını seviyorum. YouTube ortamı eskiden güzeldi bir aralar. Şimdi herkes clickbaitçi olmuş, anladınız mı? Anlayamıyorum ya. Bu yüzden anlayamıyorum.
Bu arada çekilişler falan yapacağım kesinlikle. Yani harbiden erkek sözü vereyim size, clickbait olmayacak. Yani sahte dolandırıcı falan, yani böyle 500 kişiye çekiliş, bilmem 1000 TL'lik bıçak veriyorum falan gibi değil. Mesela şey derim, 50 kişiye 20-30 liralık skin atarım. CSGO oynuyorsam diyorum 100 kişiye falan AWP atarım, asma falan. Böyle 100'ün üstünde de 150-200 falan veya artısı onun üstünde bıçak veririm, ama bıçakları da hani çok veremem çünkü kendime de skin diyeceğim. Verirsem en fazla 150-200 liralık bıçaklar veririm, ya da onun yerine siz söyleyin silahlar falan atarım veya parasını atarım, bir şekilde yaparım istediği şekilde. Bu arada clickbait olmayacağını nereden anlayacağız dersen, sen herkes öyle söylüyordur. Yayında açarım abi çekili şeyin sitesini, oradan da kim mi çıktı Skype'dan veya başka bir yerden, işte sizinle eklerim, konuşurum. Çocuğu da yayına alırım, derim kardeşim sahte mi? Şimdi diyeceksiniz, lan öyle diyorsun da belki arkadaşını yapacak. O zaman yapacak bir şey yok. Ben size erkek sözümü verdiysem inanacaksınız kardeş. Benim sözlerim değerlidir. Öf, bu oyun da bitmedi ya. 2 dakika boyunca ne konuşacağız şimdi? Adam öldürdü bizi ya. Öyle, bu arada bir tane arkadaş vardı ya. Yağız ha. Yağız Akça. Adamın dibisin ya. 2012'den beri takip ediyorsun. Tek dostumsun sen ha. Bak vallahi tek dostumsun derken, YouTube'da en samimi adamsın izleyici olarak. Yani gerçekten hep, yani ilk haşımdan beri ilk yorumu da sen atıyorsun. Son videolarımı da hep böyle ilk yorumu sen atıyorsun. Her gün Facebook'tan yazıyor bana falan. Adamın dibisin ya vallahi. Gerçekten adamsın. Seni seviyorum kardeşim benim. Adamsın adam. Adamın son iki abisi. Öyle yani. Aha. Bu arada şu aralar şey diyordum. Bu yazdan beri bu kanalı satayım falan diyordum. Hani böyle doğu da hadi öldüreyim seni ya. Başka yere sıkıyorum. Satmıyorum, neden? Ya full anı ya. 200-300 tane video var, hepsi anı. Ya ilk videolarımı izliyorum abi, insan duygulanıyor ya harbiden bir yerden sonra. Adama diyorum 500 TL ver. Kardeşim en fazla 450 olur. Sonra 400 diyor. 400 olunca kardeşim satmıyorum, anı var diyor. Böyle içime cıs ediyor ya. Geçen gün satacaktım bir tane çocuğa. Vallahi diyorum satmadım. Tam satacaktım, satmadım. Her gün 10 tane yazan var. Kardeşim satıyorsun. Ya bir de çok gıcık olduğum şey. Kanalı satıyorum ya. Atıyorum 500 lira. Lan o 500 lira eder mi diyor. Bilmem Göksel Kırca şunu 30K'lık kanalı. Bir tane çocuk işte. Siz bilmezsiniz. Şu an videoyu izlediğimde biliyor. İşte kendi biliyor. 30K'lık kanalı var. Bilmem ne yapmış falan. 200 lira satıyor. Sen bu kanalı nasıl satıyorsun? Ya kardeşim alma, bana ne? Anasını satayım. Göksel Kırca git primciden alasını satayım. Lavuk yapmış zamanında bilmem neyini, dolandırıcını falan, dolandırıcını konuşamadım. İnsanları aldatmış, sen ondan ne bakıyorsan ye bana ya. Yalan mı? Öyle yani. Neyse benim de arkadaş çağırdı. Gitmeyeceğim. Öyle neyse, ben videoyu da bitireyim ya. Neyse kendinize iyi bakın. Ben yine haber veririm size işte falan. Aşağıdan bakın Instagram'dan, takip edin ya. Takipçin çok az. 500 takipçin al. Takip edin Instagram'dan. Oradan her gün size konuşuruz, muhabbet ederiz. Öyle yani. Kendinize çok 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 öpüyorum ve kendinize çok iyi bakın. Yalarım hepinize. Dur şuraya bir Mr. Can kayılacağım. Mr. Can. Lan Can. Neyse. Yazamadım. Neyse kendinize bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.